Yeni bir videodan selamlar. Bir süredir balistik jel testlerine sarmış durumdayım fakat Türkiye'de balistik jel bulamıyoruz. Ve bugün ilk balistik insan parçamı yapacağım. Peki komple beni yapabilir misin balistik? Mümkün ama küçükten başlayalım. Şimdi bu videoda amacım balistik bir parmak yapmak. Tabii ki yaptıktan sonra test edeceğiz. Ve kalıbı gerçek bir insan parmağından alacağım için, yani bizim parmaklarımızdan alacağım için hızlı bir kalıp malzemesi bulmam gerekiyordu. Böyle dişçilerin kullandığı bir şey buldum. Bunun adı alcin 60 ve yalnızca 168 saatte donuyormuş abi. 168 saat mi? Keşke surat ifadesini çekseydik. Nasıl yani? Yok yok, çok hızlı donuyor. Bu şöyle toz alçı gibi bir şey. Bunu dişçiler diş kalıbı almak için kullanıyor. Ve her 9 gram toz için 20 mililitre saf su kullanacakmışız zaten, unutma. Zor karışıyormuş ha. Çok güzel kokuyor ama. Dişçi gibi kokuyor. Rengi beyaza dönüştü. Dondu bu. Bu kadar hızlı mı donuyor? Bitti. Direkt şu an dondu, bitti mi yani? Olmaz, o kadar mı? Ya bir dakika falan oldu. O zaman oranını mı tutturamadık? Yo, tutturdum. Bayağı silikon gibi bir şeye dönüştü bu. Karıştırma süresi 45 inç yazıyor. 45 inç karıştırmak ne demek? Ne bileyim ben. Neyse, en azından malzeme çalışıyor, onu anladık. Direkt bunların içinde mi karıştırsak? O zaman nasıl karıştıracaksın ki ama parmak içteyken? Harun, çok hızlı olmamız lazım, o yüzden parmağını hazırla, ben gel dediğim anda buraya gel. Hatta direkt gel. Yine ben kovboy oldum ya. Senden sonra da Alp var. Kurtulabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sonuna kadar gitmesin parmağın. En uçta biraz boşluk kalması lazım. Tamam, şimdi minimum hareket Harun. 168 saat boyunca mı? Aynen. Aynen. Tamam, hadi çıkar ya. Bu kadar. İlk kalıbımız hazır. Şimdi kendi kalıbımı da çıkartabilirsem bu iş tamamdır. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan Samsung Odyssey OLED G9 monitör ve 990 Pro M.2 SSD ile tanıştırmak istiyorum. İlk olarak 49 inçlik devasa bir ekran genişliğine, Dual QHD çözünürlük ve OLED panelle yüksek görüntü kalitesine sahip bu monitörden bahsedeceğim. Samsung Odyssey OLED G9 yüksek görüntü kalitesinin yanı sıra Smart TV deneyimi, çoklu izleme özelliği ve yapay zeka destekli işlemcisiyle benim gibi PC başında çok süre harcayıp video, dizi, film izleyenler için harika bir deneyim sunuyor. Ayrıca 240 Hz'lik yenileme hızı ve sadece 0.03 milisaniye yanıt süresiyle oyuncular için de biçilmiş kaftan. Destekli oyunlarda bu kadar geniş görüş açısıyla oyun oynamak kesinlikle farklı bir deneyim. Kavisli ekranı sayesinde monitörün tamamına çok rahat bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Ayrıca yükseklik ve eğim ayarları sayesinde monitörü kendinize göre çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Samsung 990 Pro M.2 SSD'ye geçecek olursak, öncelikle bu SSD 7450 MB saniye okuma ve 6900 MB saniye yazma hızlarına sahip. Bu kadar yüksek okuma ve yazma hızları sayesinde hem yüksek boyutlu dosyalarla çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz, hem de oyunlarınızın ve programlarınızın çok hızlı bir şekilde açılmasını sağlayabilirsiniz. Samsung Magician yazılımıyla desteklenen 990 Pro modeli ayrıca akıllı bir şekilde ısı kontrolü de yapabiliyor. Bu videoyu sponsor olan Samsung'a teşekkür ediyorum. Odyssey OLED G9 monitör ve 990 Pro SSD hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklama bölümüne bırakacağım linkleri ziyaret edebilirsiniz. Rahatlatıcı oldu, biliyor musun? Böyle yaptı, bir şey yaptı. Güzel oldu. Alp, ilk kobaylığına hazır mısın? Hazırım abi. Bu senin için geliyor. Hiç mutlu konuşmadı ama. Hazırım abi. Tamam, gidebilirsin. Görüşürüz. Hareket et. Bu kalıpların hepsi tek kullanımlık bu arada. O yüzden bizim en azından bir 5-6 tane daha yapmamız lazım. Onları halledelim biz. Birazdan görüşürüz. Evet, kalıplarımızın hepsi hazır. Şimdi döküm işlemine geçeceğiz. Fakat döküm işleminden önce Alp'in parmak kemiklerini aldık ki gerçekçi olsun. Sonunda gerçek kobaylığı yaptı yani. Harbiden. Şaka bir yana bunlar tavuk kemiği ve kalıpların ortasında bunlar olsun istiyorum ki gerçekçi testler yapabilelim. Şaka deyip aslında gerçeği gizliyorsun abi ama neyse. Alp'in sesi de hiç çıkmıyor fark ettiyseniz. Evet. Ve ek olarak RTV-2 kalıp silikonum var fakat normalde bunlar böyle renkli falan oluyor. Bu yarı saydammış. İlk defa deneyeceğim ve yumuşak olduğunu söylüyor. Jelatinin kesin olarak işe yaradığını biliyorum. Bunu da denemiş olacağız. Olursa belki daha güzel olur. Alp şunu karıştırır mısın? Kalan parmaklarınla. Ben de o sırada jelatini halledeceğim. Sen al bunu karıştır, onu bana geri ver. Bunu kemiksiz yapacağım bu arada. Bir tane kemiksiz deneyeyim. Bir tane de kemikli. Kalanları da jelatinle. Şimdi sırada bunların donmasını beklemek var. Jelatin ne kadar sürede donuyor bilmiyorum açıkçası ama silikon için en az 24 saat beklememiz gerekiyor. Ek olarak kalan jelatini de şöyle bardaklardan bir tanesine koydum. Çünkü eğer başarılı olursak bu deneyde böyle balistik büyük jeller, balistik kafatası, balistik el, bir dünya şey yapmayı planlıyorum. Kafatasını nasıl yapacağız? Hallederiz bir şekilde. Aa, yapılır aslında. Ya şey işte bir tane okula gideceğiz. Abi diyeceğiz bize şu iskelet lazım biyoloji sınıfındaki. Ha, onlar da verecek. Ha. Tabii. O videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Yarına kadar yapacak bir şeyimiz yok. Yarın görüşürüz. Şimdi balistik parmakla ne yapacağımı düşünenler için bir tane çivi makinesi aldım ve bunu kullanabilmek için kocaman bir kompresör aldım. Ve bu videonun asıl heyecan verici tarafı da iş kazalarını simüle etmeye çalışacak olmam. Yani çivi makinesine batarsanız ne olur? Çivi makinesi size batarsa ne olur falan parmağınıza. Şimdi bunun çalışması için önünde bir tane emniyet pimi var. Bunu bir yere bastırmanız gerekiyor ki çalışsın. Sence güçlü mü abi? Sesinden güçlü gibi geliyor. Boy boy çivim var bu arada. Şu an bir en küçüklerini deneyeceğim de. Sanki güçlü. Bayağı saplamış. Şimdi bu güvenlik önlemini nasıl atlatabilirim? O da biraz önemli. Bence şuraya bir şey sıkıştırsam... Çok güzel olacak. Bir de uğraşıyoruz airsoftmuş, airsoftmuş. Al sana gerçek airsoft. Bu airsoft'tan daha mı güçlü olur? Muhtemelen. Muhtemelen de değil, bayağı bir güçlü olmak zorunda. Parmakları da kalıptan çıkarttım bu arada ve yarı şeffaf olarak satılan silikon hiç şeffaf değilmiş. Ama jelatinden olanlar fazlasıyla güzel gözüküyor. Bunlarda da tek sorun var. Şu an çok sıcak burası ve eriyorlar. O yüzden bir an önce denememiz lazım. Direkt kocaman çivilerle deniyorum. Direkt tahtaya çaktık bu arada ama kemiğe denk getiremedik. Eğer parmağınızı çivi makinesine denk getirirseniz kemik vesaire dinlemiyor bu arada direkt. Hepsini arkaya kadar çakmış. Bir şu mesela tam tutmamış ama yine delmiş. Ama bakın kemikte olanları özellikle kemiktekileri daha sağlam tutuyor garip bir şekilde. Şimdi sırada jelatinden olan var. Bu şeffaf olduğu için çivinin girişini daha net görebiliriz diye düşünüyorum. İçeride çivilerin gölgelerini görüyor olmak şu an beni ekstra rahatsız ediyor. Direkt kemiğin içinden geçmiş ya. Kemiğin içinden geçmeyi bırak, kemiği parçalamış. Hiç hoş bir görüntü değil bu. Bence de. Ama biliyorsun ki bunun komplesini falan yapacağız. Şey yapalım mı böyle? Atıyorum dolaşım sistemi ama gerçekçi. Ya abart sen de bir gerçeğini yaptık da sonra kokoreçten. Dolaşım sistemi kaldı bir yani. Ama şeyi merak etmiyor musun mesela katana dolaşım sistemine girince ne oluyor? Etmiyorum ya. İşkembe falan alırız böyle işkembeyi koyarız. Etmiyorum abi. Neyse şimdi makineyi çözdüğüme göre bu bir airsoft artık. Bunu bir değerlendirmemiz lazım. Şimdi yıllardır denemek istediğim bir şey deneyeceğim. Bir tane inşaat ustası izlemiştim yıllar önce. Ahşabın üstüne çivi makinesiyle Mona Lisa çiziyordu. Sen ahşabın üstüne çivi makinesiyle Mona Lisa çizecek misin? Hayır. Ben öyle herkesin çizdiği bir şeyi niye çizeyim? Cin Ali falan çizerim. Daha orijinal. Olur mu sence? Bence olur da sen yapabilir misin bilmiyorum. Yani ilk önce saplanıyor mu onu deneyelim. Yamuk saplanıyor. Ben mi yamuk tuttum? Bir daha deneyeyim. Resim çizilmez bence buna. Sıkıntı malzemede mi makinede mi ama? Niye böyle? Dibinden yaparsam delip geç... Ağacı delmişim. Özür dilerim ağaç. İsteyerek yapmadım. Uzaktan sıkıyorsun ya abi. Havadayken çivi yamuluyor. Rüzgar yok, bir şey yok. Abi, sen bu işi beceremedin. Ama hayalimdi bu benim ya. Ama kocaman kompresör aldım ben bunu yapabilmek için. Benim de hayalimde Bugatti var mesela. Ama süremiyorum. Neyse getirin Haydar'ı. Haydar mı? Hani Haydar denir ya. Evet yani. Tamam. Evet, Haydar'a bir saygı duruşu alayım. Haydar'la aynı kilo olabilir misin? Mümkün. Dur vurabilecek bakayım. Misin? Yapabilecek miyim? Bunu daha önce kullanmak için mekanizma yapmıştım bu arada. Olur ya. Yaparsın ya. Ama bu parmağı var ya. Hiç yok eder. Şey yapmaz. Haydar parmak çok, marmak kalmaz. Haydar çok kibardır. Çok kötü hissettim. Oo, yok oldu. Çok kötü hissettim. Eğer arkadaşınız şuraya kocaman bir şey çakacağım, onu çakarken eline tut falan derse tutmayın. Ama hoş bir görüntü değil. Hiç hoş değil. Dokunmak daha rahatsız edici şu an. Jelatin olduğunu biliyorum ama nedense gereksiz bir içselleştiriyorum durumu. Şimdi sırada mengene testi var. Gerçek hayatta böyle bir şey olması pek olası değil ama bunu bir pres gibi düşünmenizi istiyorum. Hani prese yanlışlıkla parmağınız girerse ne olur gibi. Harun, parmağım böyle mi sıkışsın istersin, böyle mi? Benim parmağımsa ben hiçbir şekilde sıkışmasını istemem. Şu an gerçek olmadığını bilmeme rağmen sinirlerim bozuluyor. Tam şu anda kemiğe geldi. Çok hafif bir ezilmiş gibi ama kırılmamış. Peki parmağın sıkıştı ve o sırada yanlışlıkla bir çekiç uçuyordu. Çekiç uçuyordu ama değil mi? Random yani, bir şekilde. Evet. Ama böyle yani iş kazası böyle garip şeylerden kaynaklanır ya genel olarak. Yani umarım parmağın pres makinesindeyken çekiç uçmaz havada. Uçabilir, bilemezsin. Asla ne olacağını bilemezsin. Şimdi sırada iki şey deneyeceğim. Öncelikle parmağımıza direkt olarak bir çekiç çarparsa ne olur ve koruyucu eldiven giyiyorken parmağımıza çekiç çarparsa ne olur? 3, 2, 1. Yine muhteşem nişancılığımı konuşturdum. 3, 2, 1. Öyle çok korkunç da değil. Sadece kopuyor. Ya nasıl korkunç değil Allah aşkına ya. Eldiven koruyacak mı sence? Hayır. Üç, iki, bir. Bu daha kötü hissettirdi vururken bu arada. Öteki kayıp gitmişti. Bence hiç korumadı bu arada. Çıkartamayacaksın bile büyük ihtimal. Ufak bir şey olmuş. 9 zararına sebep olmuşuz. Evet sanki. Şu kemik şuradan tek parça gelirse. Ya böyle bir şey mi var? Kemik gelse ne olacak ya? Bu arada küçücük küçücük bir sürü kemik parçası var. Düşüyorlar. Daha kötü oldu böyle. Bu zaten kesilmeye karşı eldiven Harun. Sen niye burada denedin ki bunu? Sen denedin. Şimdi çok merak ettiğim bir şeyle devam ediyoruz. Otomatik araba camında parmağınız sıkışırsa ne olur? İlk önce silikonla başlayacağım bu arada. Direkt geri açtı. Açmıyor. Şu an bayağı ikiye katlandı. Biraz daha basıyorum. Ama bak parmak sağlam. Demek ki sorun yok. Bu silikon olan. Kırdı. Harun. He. Arabaya parmağını sıkıştırma, tamam mı? Ya tamam, parmak kemiği bu kadar ince değil ama hoş da değil bu. Evet, testleri bitirdik ve elimde sadece sağlam olarak silikon olan kaldı. Hani buna da bir şey olmasını beklemiyordum zaten. Bunu hatıra olarak saklamak ister misin Arp? Onu odamın baş köşesine koyacağım. Alp'in parmağı bir de. O zaman koyma, vazgeçtim. Videonun başında da belirttiğim gibi bu benim için birazcık böyle balistik parça üretebiliyor muyum testiydi. Küçükten başladım. Video hoşunuza gittiyse sırada bir el yapmayı düşünüyorum ve neyle deneyeceğimizi de siz belirleyebilirsiniz. Yorumlar bölümünden bana söyleyebilirsiniz. Eliniz arabanın altında kalırsa ne olur mesela? İlla böyle iş kazası gibi düşünmek zorunda da değilsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca video hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bana bildirebilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.